Öğreti bekliyorum ben. 30 yılı bir öğretmenim ben. 30 yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum. Yani bir gün istedim bu devletin yanımda. Bir gün. Diş hekimi yaptım çocuğu ya. Bir gün devletim yanımda olsun istedim ya. Biz burayı kendi ellerimizle açtık, evet. Evet. Burada 65 tane insan yaşıyor. Şu ana kadar kurtarılan 7 kişi. Yani tahminimiz eğer dışarı giden falan yoksa 58 kişi buranın altında şu an. Yani. 58 tane vatandaş. Ben gazın altında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle zorlamayla buraya AFAD ekibi göndermesini sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse kalmadı ama hiç kimseden cevap alamadı. Bekliyoruz. Bir milletvekili buraya gelmiş gece saat 4'te. Bir ihtiyacınız var mı? Ya ben battaniye istemiyorum ya. Oradakiler dönerken ben ısınmak istemiyorum. Onlar açmak istemiyorum. Bana kurtarma ekibi gönderin dedim. Tamam, yarım saat sonra gönderiyorum. 4'ten saat kaç bilmiyorum. Bir saate kadar bekliyoruz. Bir tane Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Bu nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Nerede? Hani? Allah'ın kulu gelmedi. 89 deklemini yerleştiren adam nerede? Maraş'ı sildiler mi? Ha? Gidin de görün Maraş bir buradan ibaret diye kuyacak da. Bari insanlar, bari. Saat 9'du. Bir tane 9'a kadar bir tane belediye yok mu arkadaş? Tamam, dışarıdan gelenler ulaşamadı. Dışarıdan gelenler ulaşamadı. Ne belediye, ne polis, ne jandarma. Bu insanların hepsi sokakta. AFAD nerede AFAD? Onlar yok. AFAD gelemedi, Gelsin, açsın yolları. Nerede bu hükümet? Nerede? Açsın yolları. Ben de belediye diyorum. Tamam, belediyenin işini. Bizim bütün kurumlarımızda iş makinemizden işine gelirse topluyor. Ben Medeni Mersin'den geldim. Abim göçük altında. Kızını kendi kardeşim çıkarttı. Amcası. Saçını kesmiş çocuğumun. Saç takılmış çocuk gözüküyor. Bir yardım eden yok ki kurtarsınlar. Of. Belediye yok. Polis yok. Jandarma yok. Girdim bildiğim bir hayalet şehir. Hayalet şehir. Mersin'e geldim. Bura hayalet şehir. Sonradan Ankara itfaiye geldi. Yalvardım. Dedi ki malzemem yok abla dedi. Da bütün ekibiyle geldi buradan ses geliyor dedik. Buraya çıktılar. Ankara Belediyesi. Özellikle amirlerine çok teşekkür ediyorum. Sabaha da titri titri şu oda zaman evet, şeyin bacağında. Abi bunlar yayınlamazlar. Sen orada hükümeti övüyorsan yayınlar. Başka türlü yayınlamaz. Hükümeti övmüyorum o kardeşim. Ay, başka türlü yayınlamazlar. Mabalımız boynumuza. Mabalımız boynumuza. Bunların öyle bir amacı yok. Kalisten yok, keltebenim yok. Malzemem yok, suyum yok, buyum yok. Bize yardım etmiyor. Dün de böyle oğlumun sesi geliyor. Burada kimse bir tane etmiyor. Kimse bize bakmıyor. Böyle bir devlet yok. Cigerlerimiz yanıyor. Benim oğlum inşaat mühendisi. Biz kendi imkanımızla girdik yukarıya. Kimliğini aldık. 18 tane dikiş attı benim. O kardeşimin ayağına gelin bakın. Erdoğan bize bakmıyor. Cigerlerimiz yanıyor. Allah rızası için söyleyin. Benim oğlum bir oda kalıyor, dik kasmış herhalde. Merdivenlerden artık kalmış akşam. Dayı diye bağırıyor şurada. Gittim afatlara söyledim. Kimse gelip müdahale etmedi. Bak şuraya bakın şu delikte. İmkanımla dün akşam gelmişim. Ellerimle açmışım. Ellerim bak. Ellerimle o toprağı biraz açtım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle devlet olabilir mi? Ölüme bizi mahkum ediyorlar. Bir tane oğlum var. Erdoğan'ın sesimi duyuruyorum. Yalvarıyorum yardım etsin yardım. Yardım etsin yardım. Bir tane oğlum. Yalvarıyorum. Dur oğlumun sesini ciğerlerimde kan geldi. Ne olursunuz bir bildir. Bir afat gelmiyor. Niye ki böyle olmuş gelmiyorlar. Sedat çık oradan Sedat. Sedat orası çünkü. Yani ben kendi imkanımla. Biz kendi imkanlarımızla gittik. Oğlumun kimliğini, cüzdanını, mantosunu aldık. Hiçbir afat gelmedi buraya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir Türkiye olabilir mi? Yok yok. Hani devlet, hani devlet. Hani diyor, hani diyor. Oy verin bize. Hani diyor, oy verin bize Erdoğan. Gaziantep'ten çıktım, buraya geldim. Burada bir akrabam var.
Biz bura sabah namazı geldik. Ben geldim geleli bura devlet kurumu olarak hiç kimse gelmedi. Bak 3 tane makine getirdim Gaziantep'ten. Maraş'tan hiçbir makine yok, çalışma yok. Hiçbir gelip gelip soran yok. Kendi başımıza çalışıyor. Diğer binalarda da şu an hiç çalışma yok bizden hariç. Şu an bizden başka hiç çalışan yok, değil mi kardeşim? Biz buradan kaç tane ölü yaralı çıkarttık bak. Kaç tane yaralı çıkarttık? Kaç tane? 8-10 tane buradan yaralı. Daha 5-6 tane ceset çıkarttık kendi imkanlarımızla. Hiçbir başka bir şey yok. Burası ne? Hangi bölge olarak geçiyor? Ben bilmiyorum. Ben Gaziantep'te burası burada bir arabam var, onun için geldim. Kültür Park'ın olduğu yer burası. Kültür Park. Eski yıkılan halin orada diye de geçiyor. Kültür Park. Sabah 6.30'da geldim ben buraya. Daha kimse gelmedi. Saat 6.30. 2 tane yeğenim var. Biz kendi çabalarımızla en üst kattan çıkarttık. 7 katlı bu bina. 7 katlı bina. En üst katta kendi imkanlarımızla çıkarttık yaşayanları. Hatta yarım saat oldu. Bir çocuk, bir kız çıkarttık. Daha gelen giden yok yani. Bilmiyorum nerede. Geldi diyorlar. Süleyman Bey, Süleyman Soylu geldi diyorlar. Biz daha görmedik. Buraya bir tane yani AFAD bir yetkili bir kimse gelmedi. Bir çorba veren, bir çay veren, bir su veren yok ya. Burada toplantılar var. Oradan yani alabilirsiniz dediler. Suyu falan oradan alıyoruz. Aha çoğu çocuk burada bekliyor yani. İki tane yeğenim var. Adamdan Allah razı olsun. Antep'ten çıkmış gelmiş abi ya. Antep'ten çıkmış gelmiş. Bak bunların hiç kimsesi Antep'ten yok. Buranın ya. Hepsi, şuranın hepsi şu an insan dolu. Ya, İkisi sabah... benim makine. Bir tanesine hatır belasına arkadaşım dedim yükle geçsin makineyi. Altı ten orada insan kurtardı şu makineyi. Yani telefonlar çekmediği için başka yer indirmişler. Yolunu çevirmişler. Altı tane bu canlı insan kurtardı bu makine. Antep'ten geldiğinden dolayı. Eğer bu makine gelmese belki o altı insan da kurtulmazdı. Yani kendi imkanlarımızdan bize bir yol gösteren yok. Bir makas, kesme aleti, arı yok, bir şey yok. Yani imkan yok. Sadece iş makinesi, başka bir şey yok. Kendi imkanlarımız. Kimse ulaşmadı size? Size bura bir ambulans geldi. Şeyleri, yaralıları, cesetleri götürdü. Başka da kimse gelen olmadı bura. Devlet şey olarak bura hiç gelen olmadı. Sabah namazından beri ben buradayım. 4 tane canlı çıkarttım. Bir tane çocuk canlı çıkarttım. Ceset var. Hala kimse yok. El imkanlarımızla, kazmalarla, küreklerle bu devlet nerede? Hiçbir kepçesi yok. Biz vatandaş olarak da ne yapacağız? Şu yağmurda daha sabah yemeği yememiştik. Daha hala buradayız ya. Bu devletin imkanları nerede? Kimse ulaşmadı mısın? Abi hiç kimse yok. AFAD geldi. Bir el çadır zor kaptık. Onu da kurmadan çekti gittiler. Bu ülkenin AFAD'ı nerede? AFAD'a toplanan yardımlar nerede? Bizim zor zamanımızda yanımızda olmayan hiç kere yok. Kendimden ben ayrılmıştım. Şöyle bir 15, 10 yıl gibi oldu ayrılalı. İki tane de çocuğum var yanımda. Bir tanesi şu anda konuşabiliyor ama ötekinin şu anda ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Valla dün sabah bu saatte gelmiştim işte. Her taraf yıkılmış. Gün içerisinde ben eşe deşe oraları geldiler, buldum, eşimi buldum. Öteki çocuklarımı çağırı bağırı, onlardan da ses geldi birinden. Diğerinden de ses gelmedi ama sordum ses gelen çocuğa. Oğlum dedim, kardeşinden haberin var mı dedim. Sesini bağdan duyuyorum dedi. Ama dedi kesin olarak dedi bir şey söylemiyorum, ölüp kaldığından haberim yok dedi çocuk.